Sayın Genel Başkanımız Masum Türker, önceki Genel Başkanımız Sayın Zeki Sezer, değerli Demokratik Sol Parti liderleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli delegelerimiz, DSP'nin Parti Meclisi üyesi olarak Sayın Genel Sekreterimizin az önce okuduğu çalışma raporuna koyduğum muhalefet şerhini izninizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli delegeler, bildiğiniz gibi Sayın Genel Başkanımız Masum Türker, yerel seçimlerden önce, tam bir ay önce DSP Genel Sekreterliğinden istifa etmişti. TÜRMOK Genel Başkanlığı'na seçilmişti çünkü. Biz parti meclis üyeleri olarak o dönemdeki Sayın Genel Sekreterimize bunu yapmasının Demokratik Sol Parti'ye seçim sürecinde çok büyük zarar verebileceğini söylemiştik. Oysa Sayın Genel Başkanımız bize haklı olarak şöyle bir itirazda bulunmuştu. Demişti ki, ben hem DSP Genel Başkanı hem de TÜRMOB Genel Başkanı olursam bunu siyasi etiğe sığdıramam, etiğe aykırıdır demişti. Biz de bu söz üzerine kendisine hak vermiştik ama daha sonra bir baktık ki Sayın Genel Başkanımız hem Demokratik Sol Parti'nin Genel Başkanı olmuş hem de TÜRMOB'un. Değerli delegeler, bu böyle bir anlayışın, böyle bir yaklaşımın Sayın Genel Başkanımızın Genel Sekreterken ifade ettiği gibi Demokratik Sol Parti'ye ciddi ölçüde zarar verdiği kanısındayım. Toplumda DSP Genel Başkanı'nın TÜRMOB gibi önemli bir kurumun genel başkanlığı ile birlikte yürütülebilecek kadar önemsiz bir görev olarak algılandığını son dönemde gördük. Buna kesinlikle ve kesinlikle bir son verilmesi gerektiği inancındayım. Önümüzdeki seçimlerde ciddi bir yapılanma ve örgütlenme hazırlığımız olmazsa ve bu hazırlıklara da Sayın Genel Başkanımız tam zamanlı olarak katkı koymazsa partimizin önümüzdeki seçimlerde ciddi bir varlık gösteremeyeceği kanısındayız. Değerli delegeler, Demokratik Sol Parti 2004 yılında toplanan 6. Olağan Kurultayı'nda, 2009 yılında toplanan 6. Olağanüstü Kurultayı arasında geçen süre içerisinde bildiğiniz gibi binlerce toplantı düzenlemişti, mitingler düzenlemişti. Arkadaşlar lütfen hadi dinleyelim. Kapalı salon toplantıları düzenlemişti. Çünkü yeni bir genel başkanımız vardı, yeni bir iddiamız vardı. Bu yeni genel başkanı, yeni söylemi toplumla buluşturmanın tek yolunun da halkla kucaklaşmak olduğuna inanmıştık o dönemde. Ama ne yazık ki şu son dönemde olağanüstü kurultaydan bu yana bir yılı geçmiş olmasına karşı tek bir miting, tek bir kapalı salon toplantısı yapılmamıştı. Seçime hazırlık, böyle ciddiye alınmaz, böyle seçim çalışması olmaz, böyle ciddiye alınılmaz Sayın Genel Başkanım. Eğer merhum liderimiz Bülent Ecevit, Sayın Eski Genel Başkanımız Bülent Ecevit, anma toplantısı düzenlenmiş olmasaydı ve kuruluş yıl döneminde de Ankara'da bir toplantı yapmamış olsaydı Demokratik Sol Parti'nin son bir yılda halka açık etkinlik sayısı genel merkez bazında sıfırdı. Süreniz doluyor. Sözlerimizi toparlıyoruz. 2009'da seçilen DSP yönetiminin kimi zaman ihmalleri, kimi zaman bilinçli davranışları, kimi zaman da siyasal duruşu sonucu partinin kurucusu başta olmak üzere birçok DSP'li Demokratik Sol Partilikten kopmuş ya da kopmak zorunda bırakılmıştır. Partimizde bulunan 12 milletvekilinin bugün 6'sı Demokratik Sol Partisi'dir. Şimdi ben Sayın Genel Başkan'a soruyorum. Son günlerde biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız bir açılımın peşine takıldı ve Milliyet gazetesinde yayınlanan bir röportajda şöyle dedi. 300 alın size 338 artı 21 artı 8 ve demokratikleşme budur demişti. Sevgili delegeler, ben verimlilik istediğinizin bilincindeyim. Bu bilinçle burada konuşma yapıyorum. Ama Sayın Genel Başkanımızın bana ödedik bu şekilde davranışlarda bulunmasında sizlerin takdimini diliyorum Sayın Delegeler. Kurultayı selamlayın Sayın Bakanım. Değerli Delegeler, son süreniz doldu. Muhalefet şerhini tamamlayamadım ama son bir noktayı paylaşılan sözlerime son vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi önceki Genel Başkanımız Sayın Zeki Sezer baskıyı ve yok etme harekatını dikkate alacağınızı umuyor, biliyor, hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.